Bu video serisinde Kanada'da liseleri tanıtmaya, anlatmaya çalıştık. Farklılarını, özellerini, vakıflarını, devletlerini, fiyatlarını, konaklamalarını, detaylarını, farklılaşan yanlarını, benzer yanlarını her videoda içerisinde biraz minik detaylarla anlatmaya çalıştık. Şimdi yeri geldi özel liselerden bahsettik. Yeri geldi devlet liselerinden bahsettik. Şu an bu videoda da British Columbia eyaletine gidiyoruz ve Richmond bölgesindeyiz. Evet. Doğru değil mi? Aynen. Devlet okulundan bahsedeceğiz. Ve okullarından bahsedeceğiz. Okullarından, doğru, çünkü devlet okullarını anlatırken demişti ki bulunduğu bölgenin bir okul yönetimine başvuruda bulunmanız gerekli. Yani siz kafanıza göre bir devlet okuluna gidip kaydınızı yapamıyorsunuz. Kendinize bir okul seçiyorsunuz. 3 tane seçeneğinizin içerisinden sizinle eşleşen okula yerleştiriliyorsunuz dedi. Dediniz mi? Aynen. Peki. Şimdi bize neyi anlatacaksınız? Nereyi tanıtacaksınız? Madem bu bölge bölge gidiyor. Evet. Toronto'yu tanıttık. Şimdi? Evet. Şimdi British Columbia eyaletindeki arkadaşlar Richmond District'ten bahsedeceğiz. Birazcık daha Güney Vancouver diyebiliriz biz bu bölgeye. Toronto District School Board'dan zaten birazcık daha küçük bir district'ten bahsediyoruz. Kaç üyesi var? Keza nüfus yoğunluğu da okul sayısı kaç taneydi? 10 tane okul sayısı. Yok, Toronto'da 32 taneydi. Toronto District School Board'da 32 taneydi. Yani hepsi böyle 10 tane de olmuyor arkadaşlar. Onu da söyleyebilirim size. Fakat hani bu school board'ların da biraz tercihi. Bazen okul sayısı artırılabiliyor kendi tercihleri olarak. Çünkü sınırda mesela birkaç tane okul var. Diğer bir district school board'a dahil olabiliyor durumlarda. O yüzden de hani çok okul sayısı da çok sizin için önemli olmasın. Ama seçeneğin fazla olması açısından onun da önemi tabii ki var. Fakat seçeneğin fazla olması demek aynı zamanda öğrenci mevcudunun da çok fazla olması demek. Aynı oranda. Evet. Dolayısıyla bu çok fazla sizin için ilk kriter olmasın. Onu söyleyebilirim. Okulun dediğim gibi 10 tane arkadaşlar üye, district school board'un 10 tane üyesi var. Ve bu 10 tane okulun bazılarında IB ve AP programları da sunulmakta. Yani bunun hani özelliği ne diye düşünecek olursanız netice itibariyle aynı ücret, evet aynı ücret ödeyerek yani niye devlet okulu ücreti ödeyerek IB veya AP almış oluyorsunuz. Yani Türkiye'de mesela IB ve AP veren okullarında ücretleri oldukça yüksek. Dolayısıyla hani böyle bir şey yapmak yerine liseyi orada okumak çok daha mantıklı ve makul oluyor. Bunun yanında tabii oranın da diplomasını almış oluyorsunuz. Oranın üniversiteye girişte onun da diplomasının tabii ki ekstra bir önemi oluyor. Ve Kanada'dan genelde eğitim sisteminden bahsederken hep şundan hani biz iddian varıyoruz. Daha lisedeyken uzmanlaşmalar olabilmeye başlıyor arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim size. Yani daha lisedeyken sahne kurumu ve yönetiminden tutun da böyle bir uzmanlaşmaya gidebiliyorsunuz. Yani ona göre kalıçlar da öyle oluyor. Aynen. Entertainment alanında bile yani sahne kurma ve yönetme alanında bir eğitim alabiliyorsunuz. Aşçılık alanında alabiliyorsunuz. İşte müzik alanında alabiliyorsunuz. Bu tip spesifikasyonlara ayrılmaya başlıyorsunuz normal eğitiminizin haricinde. Yani mühendislik alanında alabiliyorsunuz. İşte uzay araştırma alanında alabiliyorsunuz. İşte robotics alanında alabiliyorsunuz. Üniversiteye başvurularında da o zaman oradaki aldığı puan da etkiliyor. Kesinlikle. Bakın orada yaptığınız projeler vesaire her şey çok önemli. Bu arada hani özellikle bu Richmond District School Board seçmemizin de diğer bir sebebi de şu. 10 tane okul var fakat hepsi üst kalitede okullar neredeyse. Öyle söyleyebilirim size. Yani hani ortalamanın altında okul pek yok. Gayet güzel ve kaliteli bir eğitim sistemi var zaten British Columbia'da da. Hani ben birazcık daha sistemin high school'lar bazında daha oturduğunu söylemiştim. Fakat hani bugün Vancouver arkadaşlar hani konaklama maliyetleri açısından Toronto'ya nazaran bile bir %20-%25 yani yaşam maliyetleri daha pahalı. Bu zaten pahalı. Daha pahalı maalesef. Yani hani şimdi size ben örneklerini söyleyeceğim. Oradan çok daha güzel göreceksiniz. Neden pahalı acaba? Hani bu acaba... Şimdi şöyle, son dönemlerde, son yaklaşık olarak 10 senede Toronto ve Vancouver'da, sadece Vancouver'da değil, her iki şehirde de gerek evlerin satın alma maliyetleri çok arttı. Kiralarda. Bunun da yansıması olarak kiralar inanılmaz artmış durumda. Yani zaten Kanada'yı, daha doğrusu Kanada'daki bu iki şehri pahalı kılan nokta, bu kiraların yaşam maliyetlerinin içerisindeki en büyük yaşam maliyeti kalemi olan
kiraların yüksek olması. Maalesef çok yüksek. Yani evet, Kanada'da geliri yüksek. Yine de gelire nazaran kiraları oranlarsanız, ortalama gelire nazaran, bence yine çok yüksek değil. Bakacak olursanız. Çünkü yani Kanada'da bugün işte atıyorum Toronto'da, yani işte 4000 dolar kazanan bir insan hani 1500 dolar falan ödeyerek yaşanılabilir bir yerde kalabilir. 1500 ila 2000 dolar arasında ödeyerek yaşanılabilir bir yerde kalabilir. Dolayısıyla maaşınızın yarısını ödüyorsunuz. Ama burada ortalama ücret ne kadar? İşte 2500, 1250 lirayla hakikaten çok yaşanılabilir bir yerde kalır mısınız? Tartışılır gerçekten de. Artık bodrum katları bile o fiyatlardan gidiyor İstanbul'da. Maalesef. Hani dolayısıyla hani o bir de ülkenin genel yaşam standartını düşünecek olursanız tabii öyle bir ülkede yaşamış oluyorsunuz. Dolayısıyla sunduklarının yanında bu arada hani minimumlar. Çok daha fazla kazanma şartlarınız da var, imkanlarınız. Ama Vancouver bir tık daha pahalı. Onun da sebebi şu olarak izah ediliyor. Vancouver ve British Columbia eyaleti ağırlıklı olarak Asyalıların yaşadığı bir eyalet. Yani Toronto'da da evet Asyalı görürsünüz ama orada birazcık daha yoğundur. Çünkü yani haritasal olarak orası birazcık daha işte doğu memleketlerine yakındır. Yani global şekilde düşünecek olursak bunu bazen gözümünde canlandıramayan arkadaşlar oluyor. Hani böyle göç olan bir şehir. Hani yuvarlak olarak anlatıyoruz. Hani Kanada'nın en batısında demek, doğunun da en doğusunda demek. Yani doğru. Düşündüğünüz zaman. Dolayısıyla hani o birazcık daha cazibe merkezi haline gelmiş Asyalılar için. İlk varış noktası olması açısından. Bir hani de iklimsel olarak batısı, herhalde daha güzel. Bir iklimsel olarak da daha ılıman. Evet. Fakat bunun getirdiği başka şeyler de var. Şimdi Asya ülkelerinin zenginlerinin gelip orada yüksek fiyatlarla ev almaları aynı zamanda kiraları da arttırmış oluyor. Yani Toronto'da konaklama pahalı. Birazcık daha pahalı, evet. Ya bugün mesela hani homestay ücretlerine bile bakacak olursanız mesela size şöyle göstereyim. Evet. Aynen. Son derece yüksek. Aynen. Yani dolayısıyla 10 ay için 9500 Kanada doları ödüyorsunuz arkadaşlar. Bu sadece homestay. Yani hani diğer işin içinde başka hiçbir şeye girmiyor. Yemesi, içmesi falan yok. Eğitim maliyetleri yok. Aynen. Hani oldukça hani yüksek olduğunu söyler mi? Işte buna summer supplement falan filan da yok bunların içerisinde. Yani yaz içinde yani kalırsanız ekstradan maliyetler olabiliyor. Sadece devlet okulu olduğu için biz diğer özel okullara göre, o bölgedeki aynen, özel okullara göre biraz daha fiyatlı. Aynen. Tuition'ları ama hani pahalı değil yani. Bu senenin fiyatları işte 15 bin Kanada doları civarında değişiyor. Ortalama bu bölgede, bu civardaki bir devlet okulunu tercih edecekseniz fiyat 15 bin Kanada dolarından başlıyor. Ama çok kaliteli okulları olduğunu söyleyebilirim eğitim arkadaşlar. Eğitim maliyeti sevgili anne babalar, genç arkadaşlar. Bu videoda şunu, yani Toronto District School Board'da söylediğimiz şeyi de yine söyleyelim, inileyelim arkadaşlar. Yani hani District School Board'da doğru başvuru yapılmazsa herhangi bir okula başvuru yerleştirilebilirsiniz. Dolayısıyla gerçekten sizin background'unuzla ve akademik başarınızla uyumlu temel seçenekler yapıp, o seçenekler, gerçekçi seçenekler yapıp bu okullara yerleştirilmeniz yönünde District School Board'lara uzman bir acentinin yönlendirmesi ve baskı yapması burada gerekiyor. Burada iki şey. İyi bir danışman veya siz yapacaksanız bilinçli olmanız gerekiyor. Çünkü lazım. Yani ödediğiniz başvuru ücreti bile yanabilir. Yani çünkü hiç istemediğiniz de bir okula gidebilirsiniz. O yüzden onun hani başlangıçta ve erken başvuru yapılması çok önemli arkadaşlar. Bunları doğru ve zamanda yaparsanız maliyet olarak da senelik yaklaşık olarak 25-26 bin Kanada doları, yani konaklamayla beraber bütün her şeyi şey yaparsak, eklersek işte yaklaşık 30 bin dolarlık bir maliyetle Kanada'da bir devlet okulunda ve iyi bir devlet okulunda lise okumanız mümkün. Evet, biz bir Toronto'yu anlattık, bir Richmond bölgesinden. Özellikle yani bir Vancouver'dan bir Toronto'dan aldık ki, çünkü yani Vancouver'da liseyi okuyanlar genelde Toronto'ya gelmeyi düşünmeyenlerdir. Aynen. Hani dolayısıyla hani birazcık daha UBC, işte Simon Fraser falan gibi okulları hedefliyorsanız, evet, bir District School Board'lara, oradan School Board olarak Richmond'ı seçmeniz daha mantıklı olacaktır diye düşünüyorum. Yani daha Toronto'yu istiyorsanız birazcık daha Toronto District School Board veya işte Ontario'daki diğer işte Upper Canada District School Board gibi School Board'lardaki iyi okulları seçebilirsiniz. Hepsinde iyi okullar var. Hepsinde gerçekten çok iyi okullar var. Hani devlet okulun zaten Kanada çok mutlulukla bunu söylemem gerekiyor ki belli bir standart tutturmuşlar. Onun altına düşmüyorlar. Yani isteseniz de düşemiyorlar. Onun için gönül rahatlığıyla, yani eyaletler farklı olsa bile eğitim sistemleri bir olduğu için, aynı müfredatı kullandıkları için çok rahatlıkla
karar verebilirsiniz. Yeter ki bölgenizi seçin. Hangi bölge ve hangi üniversite kariyeri sizin için çok daha iyi olacak? Bunu baştan netleştirmek, danışmanınızla netleştirmek çok da çok önemli. Mantıklı olacaktır diye düşünüyoruz. Eklemek istediğiniz? Yok, zaten şöyle bir şey var. Eğer lise başvurusu yapıyorsunuz arkadaşlar, danışman da mutlaka çalışın ama iyi bir danışmanla çalışın. Çünkü şöyle bir şey var, ya iş sadece liseyi seçmekle de veya işte doğru başvuru yapmakla da bitmiyor. O sürecin yönetilmesi, evet, sizin doğru bilgilendirmeniz, vizenin yapılması. Yani her şey olur. Çok saçma sapan bir şekilde vize reddedilir, bilmem ne yapılır. Yani o yüzden o süreci komple olarak bir danışmanla yönetmenizi öneririm. Hani üniversite mezunları için birazcık daha bazen kendileri okullara başvurabiliyorlar. Hı-hı. Ama lise ve sonrası yani hani çok şey değil. Yani kalıcı için evet, çok çok önermiyorum açıkçası. Yani riske atmayın işin açıkçası. Bir, evet. Zaten değmez. Yani. Değmez. Bir de şeyden dolayı çok çabuk doluyor buralar. Çok çabuk hemen. Evet, özellikle iyi olanlar yani tap devlet bitiyor, okulları. Yerler doluyor. Onun için hiç Eylül'de başlangıç yapacaksanız bunların da Ocak'ta falan başvuruları planlanıyor olmuş olması gerekiyor. Lütfen bunlara dikkat edin. Okulları tanıtırken aslında böyle minik detayları da anlatmaya çalışıyoruz ki faydayı ve fırsatları bir an önce yakalayın. Yani iş yerine ulaşsın. Doğru zamanda doğru şeyleri uğraşısını vermiş olalım istiyoruz. Bu okulla ilgili ya da bu bölgeyle ilgili farklı veya fazla sorular varsa da lütfen bize info@yurtdışieğitim.net'ten ulaşabilirsiniz. Kendinizi tanıtan, anlatan, gitmek istediğiniz zamanı belirten, kendinizi özelinizi ifade eden bir maille bize ulaşırsanız zaten gelen mailleri de Bahadır Bey bizzat kendisi okuyor, değerlendiriyor. Müsait olduğu en kısa zamanda da Bahadır Bey bizi neden aramadı? Evet. Böyle sistemler duysak da ara ara bazen kullanıcılardan. Maalesef arkadaşlar hani evet. Bahadır Bey'in öyle bir hani şeyi yok hani. Evet, öğrencimiz konumuna geldikten sonra tabii yüz yüze görüşüyoruz. Hani telefonla da görüşüyoruz ama ya bize böyle her gelen soruya cep telefonuna dönmek falan gibi bir imkanımız, lüksümüz maalesef yok. Gibi. Bu sistemlerimizi de aslında birazcık bildirerekten videomuzu kapatıyoruz. Maillerinizi de bekliyoruz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.